Kulak çınlaması, kulakta kişinin duyduğu sestir. Patolojik bir sestir bu. E, kişi değişik şekillerde bunu ifade eder. Kimisi tren sesi der, kimisi su sesi der, kimisi zil sesi, kimisi çan sesi der, kimisi çağlayan sesi der. Bunların hepsi tinnitus'tur. Rahatsız edici bir e, hastalıktır. E, bazen tehlikeleri vardır bazı durumlarda. Bazen de yapılması, e, yapacak hiçbir şeyin olmadığı bir hastalıktır genellikle yaşlarda görülür. Yaşlardaki kişilerin bir çoğunda bu kulakta tinnitus, kulakta ses gelmesi olur. Her iki kulakta çınlayabilir, tek kulakta çınlayabilir. Nedenleri kulakta kir olması, kulakta kulak zarında delik olması, orta kulaktaki kemiklerde kireçlenme, orta kulaktaki kemiklerdeki birbirine iletişim, birbirine bağlanmanın bozulması kulak kemiklerinden stapes kemiği dediğimiz kemiğin e, bağlantılı olduğu e, pencereye e, kireçlenip hareket edememesi. İç kulakta en sık olan şey hücre ve sinirlerdeki bozulmalar, hasarlarda e, tinnitus olabilir. Bunun dışında e, dış nedenler, kulak dışındaki nedenler tinnitus nedeni olabilir. Mesela akustik sınır gerçi kulağın içindedir. Akustik sınırın tümörlerinde Beyin tümörlerinde, kafa e, tabanı tümörlerinin bazılarında, e, akustik sinirin komşuluğu olan bölgelerde oluşan tümörlerde, tansiyon rahatsızlıklarında, streste tinnitus görülebilir. Bunun dışında, nazofaringiste kitle olduğu zaman e, veya bademcik geniz büyük olan çocuklarda östeki tüpünün tıkanması sonucunda kulak enfeksiyonlarında da tinnitus dediğimiz çınlama oluşabiliyor. Tinnitusun nedeninin tespit edilmesi lazımdır. Tinnitusun nedeninin tespit edilmesi için duyma testi yapılması lazımdır. Timpono, e, timponometrik testler yapılması lazımdır. Gerekirse MR çekilmesi lazımdır. Gerekirse e, tomografi çekilmesi lazımdır. Kulak tomografisi çekilmesi lazımdır. Bunlar arasında e, tanı yani tinnitusun neden olduğu anışıldıktan e, anlaşıldıktan sonra ona göre tedavi edilir. Bu hastalıklardan bazıları, mesela beyin tümörleri, e, akustiksinis tümörleri, nazofarenks tümörleri gibi rahatsızlıklar veya e, mesela bademcik tümörü gibi rahatsızlıklar veya e, boyundaki veya kulaktaki damarlardaki anomaliler ve tümörlerdeki rahatsızlıklar ciddi bir nedendir. Bir an evvel tedavi edilmesi ve bir an evvel önlenmesi lazımdır. Çınlama ciddi bir rahatsızlıktır. Böyle bir durum olduğu zaman, e, tedavi edilir veya edilmez. Mutlaka doktora başvurmak gereklidir. Tinnitus'tan sakınmak istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka gürültüden uzak duracaklar. Yüksek sesle müzik dinlemeyecekler, stresten uzak duracaklar, tuzsuz yiyecekler, bunlara dikkat edecekler. Onun dışında öyle bir kulağında uğultu olduğu zaman en kısa zamanda e, doktora gitmelerini tavsiye ederim.